Mevlüt Tezel, Feyza'nın bu tweet'i çok tartışılır. Üzerinde uzun uzun tartışılacak bir tweet bu. Kariyerini boşanma davaları üzerine inşa eden bir avukatın meseleye sadece para açısından bakması gibi de algılayabiliriz bu yaklaşımı. Evlenirken gerçekten ben bu adamdan ne kadar nafaka, tazminat koparırım diye evlenen kadın arkadaşları ya da müvekkilleri fazla galiba Feyza Altun'un. Feminist söylemleriyle gündemde olan Feyza Hanım, feminizmi de yanlış anlıyor bence. Kadın erkek eşittir ama Feyza Hanım bu noktada bir birey olarak kadını düşük seviyede gösteriyor. Örneğin ben neden o adama muhtaç olacağım, çalışır çocuğuma da kendime de bakarım, nafaka için hesap kitap yapan adamla işim olmaz diyen bir kadına, Feyza Hanım ilk ne dersizce, bana boş ver bu kadın erkek eşitlikçi yaklaşımı, biz alacağımız paraya bakalım der gibime geliyor ne yazık ki başta orta yolu bulmayı barıştırmayı düşünmesi gerekirken ben sana şu kadar tazminat bu kadar nafaka kazandırırım ama ücretim bu kadar sen önce kocanın maaşını mal varlığını söyle bana diye rantçı yaklaşımda olan avukatlar da var başta da belirttiğim gibi bu çok karışık bir konu boşanırken gelirini çok düşük gösteren, çocuğunun geleceğini düşünmeyen, boşandıktan sonra eşinin geçim sıkıntısına düşeceğini umursamayan, baba diyemeyeceğimiz adamlar da var bu hayatta. Boşandıktan sonra yeni sevgililere yelken açıp çocuğunu bile görmek istemeyen adamlar da var. Elbette bu noktada kadın çocuğunun geleceğini düşünecek ve ona göre hareket edecek. Böyle kadınlar evlenmesin. Öte yandan Feyza Hanım'ın akıl verdiği gibi bunun planını daha evlenmeden önce yapan, alacağı nafaka ve tazminatla lüks hayat hayalleri kuran bir kadınla evlenmek, bir erkek için büyük talihsizlik. Ha, zengin bir aileye iç güveysi gitme planı kuran erkekler de var. Var oğlu var, insanlar çeşit çeşit. Ama bir baba anlaşamıyorsa eşiyle boşanır, ve çocuğun ne günahı var bizim hatalarımız yüzünden zorluk çekmemeli deyip karısının istediği nafakadan daha fazlasını verir. Durumu iyi değilse de kazandığı parayı kendinden kısıp evladına verir. Evet evlilik aşk ve sevgiyle başlar sonra da mantıkla özveriyle yürür. Ama baştan ben bu adamdan ne kadar tazminat nafaka koparırım diyerek bunun hesabını yapan ve rantçı avukatlara güvenen bir zihniyet bence hiç evlenmemeli. Mevlüt Tezel Sabah. Muharrem Sarıkaya. Dedeler çekişmesi. İkisi de aynı torunu seviyor, kavga edemezler, iki güne yatışır. Saadet Partisi içindeki gelişmeleri sormak için aradığımda, partinin iç işleyişini ve kişilerini en iyi bilen isim bu sözle başladı. Sözünü ettiği kongre için 53 tweetle işaret fişeğini atan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'le talepleri karşısında direnen SP lideri Temel Karamollaoğlu arasındaki çekişme. Son seçimde SP'nin Millet İttifakı ile işbirliği yapması gerektiğini en çok savunan Asil Türk, son dönem bu düşüncesinden vazgeçip partinin Cumhur İttifakı saflarında yer alması gerektiğini savunmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce evinde ziyaret ettiği, sonrasında da külliyede de kabul ettiği Asil Türk, önceki gün ardı ardına attığı tweetle SP'de kongre sürecini başlatmak istedi. Bu durum SP lideri Karamollaoğlu'nun, Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, parti için meselelerimizi kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum tepkisine neden oldu. Asil Türk'ü ziyaret edip konuyu görüşeceğini de belirtti. Karamolluoğlu'nun gelini. Bunu söylerken sanmayın ki birbirlerine çok uzaklar. Aslında Saadet Partisi'nde kimse bir diğerine uzak değil. Hatta öyle bir durum ki bir zamanların üst yöneticilerinin hemen hepsi çocukları birbirleriyle evlendiği için dünür olmuş durumda. Bu Karamollaoğlu ve Asil Türk için de geçerli. Karamollaoğlu'nun oğlu Ömer Karamollaoğlu, Asil Türk'ün kızı Şeyma ile evli. Çiftin çocukları da var. SP'nin etkin isminin dediği gibi her ikisi de aynı torunu seviyor. Dolayısıyla kavga etmeleri kolay değil. Hatta Twitter hesabında da görüldüğü gibi partide öyle zamanlar olmuş ki babası Asil Türk yerine baş danışmanı olduğu genel başkanı kayınpederi Karamollaoğlu'nun yanında saf tutmuş. Parti içindeki genel kanaat bunun bir noktada sonlanacağı. Her iki kesimde Asil Türk'ün de parti içinde etkin gücünü reddetmiyor. Karamollaoğlu partiye hakim olsa da böyle bir çatışmadan her ikisinin de ağır yara alarak çıkacağını kabul ediyor. Daha önemlisi ortada bir de torunlar duruyor. Muharrem Sarıkaya, Habertürk Güngör Niyet okumayı bırakın. Mart ayında Naci Ağbal görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu geldiğinden bu yana piyasada niyet okuma seansları yapılıyor. Göreve gelir gelmez Gazete Köşesi'nde yazdıklarından çıkarımda bulunmaya çalıştılar. Piyasada dedikodunun bini bir paraydı. Ne dediler hatırlayın. Yeni başkanın gelir gelmez olağanüstü toplantıyla faizleri indireceğini iddia ettiler. Merkez Bankası zamanında toplanacağını belirtip para politikası kurulunu 15 Nisan'da yaptı. Ağbal'ın giderayak yaptığı 2 puanlık artırımdan sonra %19'a çıkan faiz o toplantıda sabit tutuldu. Sonra tabi Merkez Bankası koltuğuna oturunca piyasa gerçeklerinden kopmadı demeye başladılar akıllarınca. Daha sonra 6 Mayıs'taki para politikası kurulu toplantısı oldu. Hatırlayın o zamanda toplantı sonrası yapılan metinde para politikasında mevcut duruş sürdürülecektir ifadesine taktılar. Başladılar tezvirata. Vay efendim neden sıkı kelimesi çıktı dediler. O toplantıdan sonra geçen zamanda aslında Başkan Kavcıoğlu, sıkı duruşun korunacağı mesajını sürekli tekrarladı. Yatırımcı toplantılarında buna vurgu yaptı. Finansal istikrar raporunu açıklarken mesajlar verdi. Hatta iki hafta önce çıkıp piyasadaki erken gevşeme beklentisinin kalkması gerektiğini söyledi. Fakat piyasa aktörleri kendi kurdukları senaryoya inanmayı seçtikleri için Başkan Kavcıoğlu'nun mesajlarına kulak tıkadılar. Dünkü toplantıda faiz yine sabit tutuldu. Para politikası kurulu toplantısı sonrasında kamuoyuna duyurulan metne mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir ifadesi konuldu. Bu sefer de gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapılacaktır ifadesinin olmadığını belirtip eleştirmeye başladılar. Hakikaten anlaşılır gibi değil. Merkez Bankası'nın gerektiğinde faiz artırımı yapması için o ifadenin varlığı çok mu önemli? Bence önemli olan gerektiğinde faizi artırabilmek, gerektiğinde de beklemeden düşürebilmektir. Yani proaktif olabilmektir. Geçmişte faiz artırımı ve faiz indirimi kararlarındaki gecikmenin faturasını hep beraber ödedik. Dolayısıyla metindeki ifadelerden daha çok Merkez Bankası'nın enflasyon ve döviz kurları karşısında hareket kabiliyeti önemlidir. Dilek Güngör, Sabah